Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde sizle birlikte referans resmi sahneye ekleyerek artık modelleme kısmına yavaş yavaş geçeceğiz. Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim e, klavyemde bütün bastığım kısa yolları ekranın sol alt bölümünde görebilirsiniz. Burada klavyemde hangi tuşa basarsam onların hepsi burada. Faren dahil gözüküyor gördüğünüz gibi. Burada şunu belirtmek istiyorum. Burada ekranın sol tarafında tuşların gözükmesi için kullandığım Edon ismi Screen e, bu biraz sıkıntılı bir Edon. Bazen kendini kapatabiliyor. Bazı ekranlarda hiç çalışmayabiliyor. Ben mümkün olduğunca bunları e, bu tuşları aktif etmeye çalışacağım burada. Ama eğer gözümden kaçar da aktif etmeyi unutursam lütfen kusura bakmayın. Haydi başlayalım. A ile sahnemdeki her şeyi seçerek X ile bunları siliyorum. Ve e, buraya referans resmimi eklemem lazım. de basıp ön görünüme geliyorum. Ve Shift A ile Add menüsünü açıp buradan Image bölümüne gelerek referans resmimi seçiyorum. E, benim referans resmim masa üstünde. YouTube karakter modelin klasörü altında referanslar içerisinde bu referans resmi arkadaşlar açıklama bölümünden bulabilirsiniz eğer indirmediyseniz. Hemen çift tıklayarak karakter PNG referans resmime sahneme ekliyorum. Burada gördüğünüz gibi benim karakterimin kafasının önden yandan görünümü, vücudunun önden yandan ve üstten görünümü aynı şekilde elinde de görünümleri mevcut. Özellikle bu şekilde basit bir model buldum ve bunların yüzlerini görünecek şekilde ekran görüntülerini aldım. Burada basit bir modelle aslında sizin karakter modelleme konusuna yavaş yavaş girebilmenizi istiyorum. Zor bir model seçseydim ve biraz daha zor bir modelleme yöntemi seçseydim ilerlemekte zorlanacaksınız. Belki pes eden arkadaşlar olacak aranızda. O yüzden enerjiyi yüksek tutmak adına kolay bir modelle işe başlayalım istiyorum. İlk olarak bu resim biraz fazla göze batıyor. Bunu saydamlaştırmak istiyorum ben. Resmim seçiliyken buradan resim bölümüne gelip opacity değerini aktif ediyorum ve bunu bir miktar şöyle düşürüyorum. bu mavi bölüme tıklayarak bunu düşürebilirsiniz. Şöyle. Hatta şöyle değer gireyim ben buraya tıklayıp 0.3 diyorum mesela. Hafif sayıdan bir görüntüye ulaştım. Tamam. Daha sonra benim karakterimin ön yüzünün tam şu merkez noktasının şuradaki mavi noktaya yani z eksenine gelmesini istiyorum. Ee, şöyle g diyerek bunu bir miktar şuraya taşıyorum. G ile tam ortalasın. Bakalım şöyle biraz yakınlaşayım. Tam ortalı bir şekilde. Aynen öyle tam ortaya denk getirdim bunu. Bunu ortaya denk getirmemin sebebi şu. Ben bu yüzün sadece bir kısmını modelleyeceğim. Diğer kısmını aynalayacağım. Bu aynalama işlemini Z ekseninde yani sahnemin merkezinde yapmak istiyorum. Daha kolay çalışabilmek için resmimi ortaladım. Daha sonra 7'ye basıp üst görünüme geçiyorum. G, Y diyerek bu resmi Y ekseninde bir miktar şöyle geriye çekiyorum. Daha rahat çalışabilmek için. Hatta biraz daha çekersem olur. İkinci yapacağım şey Shift D ile bu resmi kopyalamak ve faremin sol tuşuyla bunu olduğu yere bırakmak. Ee, ve R Z diyerek R'den sonra Z tuşuna bastım. Screen keski ismini göstermedi. 90 yazıp klavyemden 90 derece benim resmimi döndürüyorum. Bunu yapmamın sebebi de şu. Bu sefer de yan eksenin yüzün yan kısmını ayarlamaya çalışıyorum. G, Y diyerek özür diliyorum. G, X diyerek bunu bir miktar şöyle geriye çekiyorum. 3'e basıp yandan bir görelim. Şu kafanın şu kısmını yan kısmını ayarlamaya çalışıyorum. G diyerek bunu bir miktar öne G, Y diyerek bunu bir miktar şöyle öne taşıyorum. Sanki şurası fena olmayacak gibi. Tamam. Ee, artık 1'e bastığımda direkt ön görünümden yana bastığımda yan görünümden çalışarak benim modelimi ortaya çıkartabilirim. Bu bölümü bitirmeden önce bir de bizim dosyamızı kaydedelim. Daha rahat çalışmak için. File bölümüne geliyorum. Save diyorum. Projemi nereye kaydetmek istiyorsam o klasöre gidiyorum. Benimki masa üstünde. Karakter modelin klasör altındaki model klasörüne ben elimdeki modeli kaydetmek istiyorum. Bunun da ismine karakter diyeceğim ve save as blend file dediğim zaman şöyle gidip bir bakalım. Bakın benim modelimi buraya kaydetmiş oldu. Bu bölüm için bu kadar. Sonraki bölümde artık modelleme aşamasına geçeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.